dış politika çok değişken tabii. Olumsuz şeyler de var. Bir taraftan Yemen'de ateşkes ve siyasi çözüm çabalar var ama o kadar kolay değil. İşte Suriye'de tamam rejimi eleştiriyoruz, 10 senedir olanlar oldu, mülteciler. Ama siyasi çözüm için anayasa komisyonu kurduk. Bazen tıkanıklık oluyor, işte rejim kendi başına bir seçim yaptı. Yani belirsizlik de var. Ama biz hep bildiğimiz işte Libya bir yola girdi en azından. Şu anda bir geçiş dönemi var. Herkesin desteklediği, ülkeyi biraz birleştiren kısmen, bir seçimden sonra tamamen birleştiren bir yönetim olur. Ama daha geçen seneye göre çok daha iyi bir durumdayız. Ama hemen yanı başımızda Lübnan'ın durumu ortada. Çok kırılgan bir yapı var. İşte İran'da yeni bir seçim oldu. Yeni yönetim, yani olumsuz anlamda konuşmak istiyorum, izleyeceği politikalar da belirleyici olacak. Ama önemli bir komşumuz. Severiz, sevmeyiz, o insanlara göre değişir, ülkelere göre değişir ama çok önemli bir aktör. Irak'ta şimdi seçimler olacak. Irak'ın bir rekabet alanı olmaktan çıkması lazım. Terör örgütlerinin de hegemonyasından çıkması lazım. Bazı bölgelerin DAEŞ'ten kurtuldu ama işte PKK var, Mahmur var, Sincar var. Yukarıda Kandil Dağı var. Bazılarını biz temizledik ama halen var. Yani kırılganlıklar da var ama umut da var. Güney Kafkasya'da Azerbaycan topraklarını geri aldı. Şimdi barış için bir fırsat var. Ermenistan geçmiş hatalardan ders alıp bu fırsatı iyi değerlendirirse Azerbaycan'la birlikte belki biz de yani sınırlarımızı açarız, ilişkilerimizi normalleştiririz, ticaret yaparız, tren yolları, karayolları vesaire, lojistik. Çünkü Türkiye sadece enerjide değil artık lojistikte ve ulaşımda da bir hub, bir merkez oldu. Ama bu Ermenistan bugüne kadar kendisini dışladı. Karadeniz'de şimdi Rusya ile Gürcistan yeniden diyaloğu başlar mı? Ukrayna'da biraz yumuşama oldu. Bu yumuşama devam eder mi? Gerginlik tekrar artar mı? Dondurulmuş dediğimiz itilaflar var. Aslında çözümü dondurulmuş itilaflar. Bir tanesi halloldu, Karabağ meselesi.